Efendim herkese merhabalar. Hoş geldiniz Beyaz TV ekranlarına, mutfağımıza. Bugün sizlerle birlikte Mersin'e gideceğiz ve Mersin'in eşsiz lezzetlerini sizler için ekrana getireceğiz elimizden geldiğince. Öncelikle buradan Mersin'e selam olsun. Sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Sonrasında efendim mutfağa gireceğiz. Neler mi yapacağız? Şöyle kısaca bir bahsedeyim efendim. Günün menüsünde ev yapımı bir şalgam olacak. Yani şalgamı bu kadar pratik bir şekilde hazırlayabileceğinizi bilmiyorum, biliyor muydunuz? Biz bugün sizler için Beyaz TV ekranlarında paylaşmış olacağız efendim. Mersin'in kurabiyesini yapacağız. Yine çok farklı ve güzel şekliyle, iç dolgusuyla birlikte sizlerle olacak. Tantuni yapacağız efendim. Klasik bir tantuni düşünün aslında. Ama bunu yine Mersin usulü olarak hazırlayacağız. Pancarlı bir humus yapacağız. Rengi böyle pes pembe olacak. Ekranlarda görüntü gerçekten şova dönüşecek. Cezerye tatlısını hazırlayacağız. Böyle güzelce muhallebi kıvamında pişireceğiz. Sonrasında dolaba koyacağız. Onu böyle güzel güzel dilimleyeceğiz. İyice donması gerekiyor malum. Ve karsanbaç yapacağız efendim. Karsanbaçın da çok güzel farklı bir yöntemi var. Sizinle birlikte bunu da inşallah o güzellikle size sunacağız böyle. Eğer kar varsa karları kenara koyun efendim. Bugün bu güzelliği yapacağız. Tabii kaldıysa kar. Doğu tarafında muhtemelen vardır diye düşünüyorum hala. Bizim de tabii dolapta da yaparsınız ama özellikle dışarıdan balkondan böyle mis tertemiz. Ben onu bir sene aldım, pekmezle karıştırmışım, çok güzel olmuştu. Böyle buzlu buzlu. Evet efendim, bir an önce yayına başlayalım, Serpil'i de alalım. Direkt cezerye ile başlayacağız. Cezeryenin donması gerekiyor. Donduktan sonra çünkü dolapta bekleyecek, biz onu dilimleyip servise getireceğiz. Cezerye için efendim 5-6 adet havuç, 1 su bardağı, 1 su parmağından, 1 su bardağından, yalnız vallahi bak, 1 su bardağından 1 parmak eksik olacaktı. O cümleyi düzeltelim. 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker. Yani şöyle şu kadar, 200 milimden 1 parmak eksik. 1 çay bardağı su, 50 gram antep fıstığı. İçi bir çay bardağı toz bir çay kaşığı toz tarçın, bir çay kaşığı toz karanfil, bir çay kaşığı yeni bahar, bir yemek kaşığı nişastamız olacak. Bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı zencefil, bir yemek kaşığı bal, yarım çay bardağı su, üzeri için ise Hindistan cevizi kullanacağız. Şöyle söyleyeyim kıymetli izleyicilerim, havuçları önden birazcık haşladık. Hani patates gibi düşünün, iyice yumuşamış olacak. Bir yandan da şimdi içini hazırlayacağız. Hiç öyle görüldüğü gibi zor bir tarif değil. Sadece donması gerekiyor. Birazcık dondurmamız gerekecek. Burada peçetemiz kalmamış. Tamam, ben geliyorum, şimdi geliyorum. Ben onu alayım, ezeyim. Havuçları önden bir tık haşladıktan sonra gördüğünüz üzere şu karışımı elde etmiş oluyorsunuz. Yumuşacık, mis gibi. Olsun ki biz rondodan geçireceğiz zaten. Aynen öyle. Şöyle alıyorum. Güzelce ezme işlemine devam ediyoruz efendim. İster misin devam edeyim mi? Buyurun. Bir yandan da bunları karıştıracağız. Tencerede bir güzel. Hepsini haşlayacağız. Bence onu bir ben rondodan ezeyim 2 dakika. Çok daha rahat daha olacaktır mı? Ve daha pütürüksüz istediğim kıvama gelecektir. İçerisine biraz da su ekleyip ezerim hatta. Gel. Evet. Çünkü bunun iyice ezilmiş olması gerekiyor kıymetli izleyicilerim. Bir nevi muhallebi gibi pişireceğiz onu şimdi. Öyle. Tencerenin içerisine alıp burada mı karıştıralım? Direkt tencerede karıştıralım bence. Bence de onu pişir rondodan geçir. Şu suyu kullanabilirim. Evet, ben sana şey vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir günü sevmiş, bir de seni sevmiş ama ayrılmamız gerekiyor diyor demek ki. Hayırlısı, vardır hayırlısı. Bir hikmet diyoruz biz de. Hayırlısı olsun efendim. Silikonunu al. Şuradan. Şu morunu. Morumu alayım, evet. Efendim, şimdi cezeryenin anlamı havuçmuş efendim. O yüzden oradan geliyormuş. Şöyle arkaya atayım şalımı. Bakın şöyle bir püre haline getirdim. Aslında kahve yanlarına, işte çocuklara atıştırmalık, rahatlıkla bu lezzeti hazırlayabilirsiniz. Şu nişastayı Serpil Hanım şimdi ben hemen açıyorum sana. Açsın. Ben diğer malzemeleri koyuyorum. Şekerimi ekliyorum. Şöyle.
şekerle havucu birazcık karıştırıyorum. Burada şeker oranı tamamen size kalmış. Damak zevkinize göre arttırabilir, azaltabilirsiniz. Bir takım baharatlar var. Onları ekliyoruz. Bu neydi? Zencefil. Zencefil değildi bu. Evet. Zencefil. Zencefil mi? Evet. Ay evet evet. Öbürü zerdeçal. Şöyle zencefili koyuyoruz. Zerdeçalımı ekliyorum. Yani burada baharat tadını ayarlamamız gerekiyor. Yeni baharı ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. Tarçınımı ilave ediyorum. Görüyor musunuz? Yapım ne kadar kolay. Şöyle bu efendim. Karanfil. Karanfil dövülmüş. Evet. Şöyle onu da içerisine ekliyorum. Hindistan cevizini sonra ve fıstığını sona bırakacağız. Balı da son aşamada koyacağız ki çok fazla pişmeye maruz kalmasın. Onu da alacağım şimdi buraya. Burada ben bunu da açayım. Nişastamızı şöyle çok az miktarda bir suyla açtıktan sonra içerisine ekliyorum. Bunu bir gece önceden yapıp dolaba atacaksın Ermin. Akşam evet. Ertesi güne misafirine. Şöyle donduktan sonra zaten çok rahat bir şekilde dilimleyebiliyorsunuz. Şimdi bunu burada ben çektirmem gerekiyor. İyice suyunu ve sütünü çektirmem gerekiyor. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şu beyaz kabımıza döker miyiz Nermin? Ne dersin? Bakayım. Şuna. Olabilir, evet. Aman üstümü lekeledim. Az biraz gürültü yapabilirim. Koluma geldi. Neyse. Var mı üstümde? Yok. Sadece koluma gelmişim. Sen onu bir yedir Serpil sütle. Ben altını açıyorum. Evet, koyu olduğu için. Evet. Şu an şöyle göstereyim. Ha tamam. Spatula'da. Ay baksana sıçrıyor. Şöyle güzel bir kıvam. Bunun sütünü tamamen çektirene kadar pişiriyor. Nişastasını. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kalını yapabilir. Bir tık çekecek daha... ya biraz. Bir çeksin bakalım. Tamam. İnce olması daha iyi oluyor ya. Evet. Diğer tarifi alalım. Orada kaynarken. Sen o Hindistan cevizini istersen biraz serp üstüne. Pişirme ben... kağıdı koysak mı diye düşünüyorum. Garanti mi olur? Evet. Tamam sonra bularız doğru söylüyorsun. Pişirme kağıdının üstüne atalım Hindistan cevizini. Olmadı ikiye böleriz. Çok kalın gelirse. Başka bir kaba koyarız. Tamam bunu sana bırakayım mı? Aynen. Şöyle birazcık üzerine Hindistan cevizi serpiyorum. En son fıstık ve balı ekleyeceğim. İçine koyacağız. İçine. Hindistan cevizi üstünde ve altında olacak. Bırakma geliyorum. Evet. Bunu güzelce fokurdatacağız. Yani bu kadar pratik. Sadece havuçla ve dilerseniz bunu şey de yapabilirsiniz. İçerisine bu renkli kırmızı havuçlar var ya. Bir iki tane de ondan koyarsanız daha güzel renk verir. Böyle morumsu olur. Onu da ekleyebilirsiniz. Birazdan şalgamda kullanacağımız havuçlardan. Bizim şey yapacağız. Şöyle fıstıkla falan güzelce rengini değiştireceğiz. Ben fikir verdim. İstiyorlarsa onlardan da ekleyebilir. İki tane, üç tane havuç turuncu havucun içerisine. Burada bunu güzelce bir fokurdatacağız. Nişastasını çekecek, yoğunlaşacak. Balını ve fıstığını ekleyip şekillendirmiş olacağız. Bir yandan da karsambaç yapacağız efendim. Çok farklı bir lezzet. 4 kase buza ihtiyacımız var. 1 adet portakal suyuna, yarım çay bardağı pekmez, 1 su bardağı vişne suyu, üzeri için ise pudra şekeri. Muhallebisi için efendim 2,5 su bardağı su, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı şeker. Muhallebisiyle başlayalım hemen. Ki o da donacak. Aynen onun da donması gerekiyor. Bugün çünkü maşallah her şeyimiz donuyor. Bugün Mersin'in, Mersin mutfağının eşsiz lezzetlerini ekrana getiriyoruz. Beyaz TV ekranlarında kıymetli izleyicilerim. Onun için hiçbir yere ayrılmayın. Bütün detaylarıyla burada sizlerle paylaşıyor olacağız. Muhallebi de efendim 2,5 su bardağı suyumuzu şöyle ilk başta alıyoruz efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Ondan sonra burada. Bir su bardağı. Şu üçlü. Onlar süslemek için. Bardağı. Bir yemek kaşığı nişastamız var. Onu alıyorum. Şöyle nişastayı suyla beraber. Su muhallebisi gibi olacak açıyorum. Herhalde değil mi bunu? Aynen bunun su muhallebi. Küp küp kesip koyacağız içine. Güzelliği var. Ben su muhallebisini de çok severdim küçükken okulda. Gelirlerdi kapının önüne böyle küçük minik plastik kapların içerisinde satarlardı. Şöyle leblebi tozları da gelirdi aynen değil mi? Aynen öyle. Şöyle güzelce onu da ekledi. Ben şunu kendi tarifimi yanıma alayım. Şekerimizi koyuyoruz. Kendi tarifine. Şöyle bir karıştırıyoruz. Şekerle beraber harmanlıyorum.
Şöyle. Hepsini böyle güzelce bir yediriyorum. Evet. Şeker çok hafif, çok az bir şeker var içerisinde. Bunu da böyle karıştırmak için kenara koyuyorum. O zaten olduğu gibi onu dökeceğim. Bir tık daha olsun istiyorum. Ne dersin? Şöyle bir tık daha sertleşsin. Zaten sonrasında direkt şekillini vereceğiz. Evet, burada da işte kar sandviçimizin... Şunu bir ıslatalım su ile beraber. Sonrasında burada bunu da yapalım. Şeyleri ekleyeceğiz onu zaten. Karlarımızın üstüne karıştıracağız. Aynen. Ya. Burada bir kasede hepsini karıştırıp... Yo, bir şey yapalım Nermin. Bir sunum kabımızı vişne suyuyla, bir sunum kabımızı yani portakal suyu ve pek... Diyorsun. Üç farklı renk yapacağız onu zaten. Böyle kenara alıyoruz o zaman. Biraz aşama aşama gidiyor. Burada bu şey de vardı. Burada... Üzeri için pudra şekeri o. Onu ayırdım. Pudradır inşallah. Pudra. İnşallah öyle karıştırmayalım da. Yo. Ya niye öyle beni korkutuyorsun ki şimdi? Şimdi tadına da bakamıyorum. Niyetli. Yo, nişasta böyle gıcır gıcır yapar ya bak mıncıkla. Ha. Değil canım, yapmam. Pudra şekeri değil mi? Bilmiyorum ki. Yani biraz nişastaya da benziyor. Baksana ama benim pudra şekerim daha iri. Yo. Bizimkisi böyle. Evet tamam. Hayır beni de korkuttun. Kokusundan da anlaşılır gerçi. Yo hiç şey değil. Şeker kokuyor evet. Efendim şimdi bir yandan cezeryemizi gördüğünüz üzere pişiriyoruz. Bir yandan da su muhallebimizi yapıyoruz. Cezerye için ne yaptık efendim? Havuçları önden haşladık güzelce. Bir çay bardağı suyla beraber rondodan geçirdik. Rondodan geçirdikten sonra baharatlarını ilave ettik. Baharatlarını ilave ettikten sonra ocağın üzerine aldık. Sadece balı ve fıstığı kaldı. Şimdi bu aşamada balını ekliyorum. Şöyle. Bal onu sıkıştıracak. Fıstığı da koyduk mu bitti. Şu şekilde. Ve yaklaşık bir çay bardağı kadar bütün fıstığını ekledik. Bu şekilde güzelce karıştırıyoruz. Fırın kabımız var. Fırın kabımızın içerisine alacağız. Oh mis gibi efendim. Nasıl bak. Gözenek gözenek oluyor. Sıçrama yapabilir bu aşamada. O yüzden altını güzelce kapatalım. İyi midir sence? Kısalım. Bence gayet iyi. Güzel. Kaç öyle. Şu an iyi. Kapatalım. Sen burayı kaynatırken ben onun şekillendirmesine geçeyim. Dur şu an pıt pıt yapıyor. Dikkat et elin olur mu? Altını kapatınca durur zaten. Zeminde Hindistan cevizi koyduk. Sonra kestikten sonra yine bularız zaten. O yetmeyecek bize. Evet. Birazcık tutsun diye. Getir Serpil. Dur ona şey alacağım Nermin çok sıcak. Sen spatulayı al ben tutarım tencereyi. Tamam. Kaç. Gel. Seni kıstım. Burada bunu böyle lokum kıvamında. Şuradan geleyim böyle. Bence hepsini akıtarak koyalım ya. Ben bunu yerim güzelce. Bakın kıvamı bir muhallebiyi andırıyor. Ne çok fazla cıvık ne çok fazla koyu. Dur şunu da alayım Serpil'cim. Görmedim ya. Fıstıklarım kalmış orada. Görmedim biliyor musun? Fıstıkları kaçıramam. Şöyle bakın kıymetli izleyicilerim. Aman benimkisi. Şöyle kenara doğru veriyorum. Özlemciğim dolabımıza bir baksana soğutmuş İyice mu arkadaki? İyice kenara doğru verdik ve şöyle... Sen onu zaten vurunca düzelecek o şimdi tahtanın üstünde. Yerleştiriyorum. Çok güzel lokum oldu. Bunu pişirme kağıdıyla alacağız. Bunu biraz daha siz ince yapın. Daha dikdörtgen bir kalıba dökün. Biz bugün burada kullandık. Bu bir tık daha lokum gibi olacak. Siz bunu daha ince zeminde yaparsanız daha ince olur. Cezeryenin özelliği bir tık ince olmasıydı ya. O yüzden. Şöyle. Bunu vereceğim sana şimdi Özlem. Bekle orada. Buzluğa. Bunu dolapta iyice donduracağız. Şöyle. Mis. Evet. Bunu Serpil'cime vereyim, dolaba göndersin. Bu el sana veriyorum. Yandın değil mi? Sıcak. Gel bu sende. Şimdi su muhallebimiz... Ben bunu arkadaki dolabımıza götüreceğim. Burada benim hiç yerim tamam. Yok. Tamam. Şimdi su muhallebimiz burada da pişti. Bakın çok güzel böyle parlak bir yapısı var. Şöyle içini de göstereyim. Bakın şöyle parlak bir yapısı var. Evet şöyle bakın.
Su muhallebisinin özelliği zaten böyle parlak olması. Ya bir bakıma da böyle Arap aşının hamuru var ya, ona da benziyor. Bunun da iyice donması gerekiyor ki içerisine atabilelim kar tatlımızı. Of, çok güzel oldu. Bunu fokurdatıyorum. Birazcık koyu olmasını sağlıyorum. Sonrasında da direkt üzerine vereceğim. Bunu birazcık ıslatmam gerekiyor. Neden ıslatalım böyle camlarımızı? Kestiğimizde, ıslattığınız zaman bakın şöyle içi ıslak olduğunda çok rahat bir şekilde çıkıyor hamur. Islatmazsanız maalesef yapışıyor ve çıkmıyor. Şöyle içinden iyice suyunu akıtayım. Direkt muhallebimizi bunun içerisine alacağım. Bakın fokur fokur. Çok güzel bir şekilde 1-2 dakika kaynatın ki o nişasta kokusu da çıksın. Lezzetler birbiriyle özleşsin. Evet. Güzel. Şöyle kapatıyorum. Bunun da iyice donması gerekiyor. Şöyle alıyorum bunu da. Isıtabilir miyim? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Buzdolabında maşallah yer olmayınca 5 saat. Bunu da buraya aldık. Hiç üzerine ellemeyin. Düz bir zemin olursun istedim açıkçası. Onu da bu şekilde. Gidiyorum. Aynen kenara bir iki kere vuralım. Zaten tamam. Şey oldu. Onu da buza atamam. Önce benim tarifimi alayım. Sonra atarsın onu dolaba. Heh, tamam. Burası boş kalmasın. Şöyle. Mersin kurabiyesi hazırlayacağım kıymetli izleyicilerim. Mersin kurabiyesinin özelliği içindeki aslında ayrıyetten yapacağımız harcı. Güzel bir harç yapacağız. Böyle minik toplar yapacağız. Sonrasında aslında klasik Hatay kömbe kaşığı herkesin evinde var. Onunla şekillendireceğiz yani. Birazcık iç harcı bana enteresan ve güzel geldi. Şey olacak, cevizi olacak. Hı hı. Tarçını olacak. Ve şeker diye hatırlıyorum alalım. Elindeki listede. Doğru mu hatırlıyorum? Evet, hurmayla yapılabilir. Ben çok. Hurmayı gördüm ama hurma tabii maliyetli olduğu için elinizdeki malzemelerle yapabilirsiniz. Hamuru için yarım su bardağı pudra şekeri, 125 gram tereyağı, yarım su bardağı nişasta, bir su bardağı süt, bir adet yumurta, yarım yemek kaşığı sirke, aldığı kadar un. İç harcı için bir su bardağı ceviz, bir tatlı kaşığı tarçın, iki yemek kaşığı toz şeker efendim. Malum böyle bir iç harç yapacağız. Ama dediğim gibi o iç harcın içerisinde hurma olduğunda böyle biraz daha rahat toplanıyor böyle. O yüzden onlardan da böyle beze yapabiliyorsunuz. Neyse şey yapacağım ya, elimle yoğuracağım. Şunu onun yanına şöyle bir elime su tutayım. Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkür ederim Serpil Hanımcığım. Sağ olasın. Sen ay, görüyor musun? Yeşil bezinle. Tabii o ben. Annem sen. Benle bir bütün. Tabii. Yeşil bez, sarı bez. Bir şey bez. Soracağım. Sen evde ne kullanıyorsun bez? Ben şey mavi. Ha, aramızdaki renk farkı diyorsun. Ama böyle benimkiler şey. Daha böyle ne bileyim havlu gibi değil. Aa, rica ederim. Bak istersen seyircimize sor. Bu bezlerden elinde olmayan kadın yoktur Nermin. Tabii. Tabii işte sen şey kullanınca. Şöyle yok yani en azından ekrana çıkarmayalım fazla. Nişastayı alalım efendim. Çamaşır suyuyla yıkadım. Kabımızın içerisine pudra şekerini alıyorum. Şöyle. Tereyağımız oda ısısında olsun kıymetli izleyicilerim. Onu da içerisine koyduk. Bir adet yumurtamız var. Yumurtamızı şöyle kırıyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz üzere sütüm oda ısısında. Şimdi unu hiç eklemedim fark ettiyseniz ve sirkemiz. Ne bu? Elma sirkesi mi? Üzüm. Üzüm. Elma da olabilir. Elinizde ne varsa efendim. Hı. Özel bir sirke almanıza gerek yok. Elinizdeki sirkeyi değerlendirebilirsiniz. Burada unu eklemeden önce nacizane tavsiyem bütün hepsini elinizle güzelce şöyle önden bir krema haline getirmeniz. Çünkü nişasta ve pudra şekeri de yoğunluk sağlayacağı için unu ne kadar kontrollü bir şekilde eklerseniz o kadar kaliteli bir hamur elde etmiş olursunuz. Ben bir şey isteyeceğim Serpil. İste canım. O karışımın içerisine biraz bence bal koyalım. Bal onu tutsun. Anladın mı? Soru kaçmaz mı diyorsun? Yok şey beze gibi yapalım. Ha. Daha böyle güzel olur. Bu şimdi dağılır. Hani böyle içinde birazcık balla onu biz yapıştıralım.
Şu an aklıma geldi. Güzel olur yani. İki yemek kaşığı, iki tatlı kaşığı kadar. Şimdi bakın krema haline getirdiğim karışımın içerisinde yavaş yavaş kenardan un ilavesi yapıyorum. Kulak memesi kıvamında böyle yumuşak, kaliteli bir hamur elde edeceğim. O yüzden hiç acele etmiyorum bu aşamada. Yavaş yavaş toparlayıp yoğurmaya devam ediyorum. Hamur ne kadar kaliteli olursa içini doldurmakta. Şimdi, daha doğrusu işlemek kolay olur. Tabii tabii. Birden un verdiğinizde katır kutur bir hamur olur. Asla şu kaşığın içerisinde şekil yapamazsınız. O yüzden biz sert bir hamur istemediğimiz için hep kontrollü bir şekilde. Yani her zaman söylediğim gibi gitmenizi öneriyorum. Bir yandan da sarp cevizleri ufalıyor. Şeker, tarçın ve çok az balla bir iç harç yapacağız. Sonrasında bu hazırladığımız hamurun içerisine bu harcı koyup kömbe kaşığımızı hafiften unlayıp şekillendireceğiz. Bu kömbe kaşığını tabii ki yöresel yerlerde çok rahat bulabilirsiniz. Doğu taraflarında, Hatay'da, orada daha çok var. Ama Eminönü'ne indiğinizde efendim bu kaşıklardan bir sürü bulabilirsiniz Eminönü tarafında. Ben oradan almıştım, bilginiz olsun. Pasta malzemesi satan birçok yerde var. Bu şekil var. Farklı tırtıklı şekilleri var. Keşke ben evden benim o tırtıklıyı getirseydim Serpil. Neyi? Tırtıklı olanı getirseydim. Bende bu vardı kardeş. O tırtıklı olan iyiydi biliyor musun? Olsun. Yani daha çok şekil belli oluyor ya. Ha, doğru ama işte. Bu şişiyor çünkü. Gerçi kabartma tozu kullanmadınız mı diye şimdi soracaksınız. Yok. Tarifte kabartma tozu, bilginiz olsun. Şöyle bakın, şu andan itibaren çok fazla un vermiyorum. Yoğurma işlemine devam ediyorum. Çünkü un verirsem burada bu hamur katılaşacak. Ben de katı bir hamur olmasını istemediğim için şu an elimle tereyağını eritiyorum. Gerekli olan un miktarını yandan çekeceğim. Bu sadece bu işte değil. Poğaçalarda, ondan sonra börek hamurlarında da böyledir. Hani hep bana bazen kızıyorsunuz işte. Nasıl ya işte un kullanmasını biz beceremiyoruz. İşte fazla kaçıyor falan filan. Şimdi bak dediğim gibi un ölçüsü veririm az olur. Un ölçüsü veririm fazla olur. Çünkü herkesin unu kendi aldığı markaya göre farklılık gösterebiliyor. Herkesin unu kendine. Tabii onun ölçüsünü siz bilirsiniz. Bak şu an elimden ayrıldı ve çok güzel bir şekilde. Bir kaşık ekliyorum. Toparlanıyor. Yumuşacık bir kıvamı var şu an. Hamurumun. Aman yarabbim ne hamur ya. Maşallah. Şöyle güzelce yoğurma işlemine devam ederken. Birazcık daha böyle. Çünkü yağ eridikçe elim yumuşuyor. Elin sıcağıyla değil mi? Evet, o yüzden böyle yavaş yavaş hiç sıkıntıya sokmadan. Ne kendimi ne de hamurumu kıymetli izleyicilerim. Yoğuruyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Serpil orada bal koydu. Bütün şeker ve ceviz aslında tutunsun diye. Bunun içerisine yaklaşık bir kase kadar hurma ekleyip rondodan geçirirseniz onları böyle minik minik beze halinde toplar yapabilirsiniz. O daha rahat olur. Ama malum hurma pahalı. Biz iftarda kullanalım diyorsanız da bizim gibi balla onu sıkabilirsiniz. İçine bazı durumlarda Nermin. İncir de konulabiliyor. Kuru incir. İncir de olur, evet. Ben şimdi elimi bir yıkıyorum. Olmazsa olmazı değil. Sonrasında hamurumu parçalara ayıracağım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Evet efendim, gerçekten söylüyorum. Bayağı sıkı tuttu benim bal. Bak mis gibi. İşte tam istediğim oydu aslında. Birazcık o malzemeyi tutunsunlar. Tutunsun. Bana sıkıntı çıkarmasın içine koyarken ve şekillendirirken. Bakayım, hani top fışkırmasın oluyor içinden cevizimiz. Hay top oldu bile bak. Bunları ben böyle bir tabağa koyayım. Bu tarif de bize Lübnan mutfağından gelmiş. Mersin büyük olur, merkezde kerebiç diyorlar. Tarsus'ta da mamul diye geçiyormuş. Evet. Yani, bir diğer adı da. Bu aslında burada da mamul. Mamul. Evet. Şöyle efendim bakın çok güzel. Serpil bir kesme aparatımız vardı bizim. Evet var Namin'cim. Şurada bak pembenin önünde. Burada bezelerimi yapacağım. Benim kaşığıma göre yapacağım. Birazcık kaşığım benim küçük.
Çünkü içerisine şey de koyacağım, iç harç da koyacağım. Ama maşallah bir hamur oldu. Bakar mısınız? Ben bunları böyle gelişi güzel şey yapıyorum. Aynen. Gerekirse böleriz. Birazcık daha ufak yapabilirsin. Kaşık ufak çünkü Serpil'cim. Şöyle unlayıp bezelerimi yapacağım. Bu bana fazla gelecek. Ben şöyle birazını yapayım hamurumun. Evet evet. Yayın sonrası onu devam ederiz. Aynen. Şöyle. Hoppa. Cevizli ve fıstıklı mı yapılıyor normalde? Ve hurmalı yapılıyor, anladım. Ama olmazsa olmazı değil bence ya. Ne dersin? Cevizli ve fıstıklı da üzerine hurma pudra şekeri serpiliyormuş Serpil. Hurmalı da serpilmiyor çünkü hurmalı tatlı olduğu için gerek duymuyorlar. En sevdiğim şey. Ben bal koyduğum için serpmeyeceğim istiyorsanız. Ben çok hoşlanmıyorum biliyor musun? Tariflerde böyle şey var ya. Şimdi. Olmazsa olmaz. Bakın şöyle bir açıyorum orta kısmını. Kıymetlilerim. Buradan şöyle küçük bir parça aldım. Bakın bal bunu sıktı. Bal sıktığı için hiçbir şekilde böyle zorlanmadan bezemi yapıyorum ve yuvarlıyorum. Burada bu dursun. Hemen diğerini açıyorum tekrardan. Şöyle bakın minik minik bu ballı lokmalardan içerisine koyuyorum. Ve dağılmıyor. Dağılmaması için ben bunu istedim zaten. Şöyle bakın hop. Bir tane daha yapıp şekile geçeyim. Ben şimdi senin yanına geleceğim. Şöyle. Ne kadar minik yaparsanız bizim kaşığımız ufak o kadar daha düzgün olur. Şimdi bunu bu şekilde yuvarladık kıymetli izleyicilerim. Serpil bezeleri bana yapacak. Bunun içerisine birazcık şöyle un serpiyorum. Birazcık ben alayım bezelerimi geleyim. Buradan alıyorum unu ve şöyle kaşığımla şekillendiriyorum. Dediğim gibi bu kaşıkların farklı olanları da var. Böyle daha zikzaklı, daha tırtıklı. Hani şeklini daha net gösterebilecek kaşıklar var. Ay elim nemliye yapıştı elime. Bakın unladığım için hemen düştü. Şöyle yine bunu koyuyorum. Şu şekilde iyice bastırmam gerekiyor kaşığımın şeklini alabilmesi için. Bu zaten kaşıklara kerebiç kaşığı diyorlar. Bunu marangozlar da çok güzel yapar. Ama dediğim gibi artık bunları her yerde bulabiliyoruz. En güzel yönü bu aslında. Gidip satın alabiliyorsunuz. Eminönü'nde pasta satan yerlerde rahatlıkla sosyal medyada, internet üzerinde her yerde var bu kaşıklar artık. Yani tahta kaşığıyla da olur evdeki. Nasıl olacak? Katlıyor. Yüksel. Aa, o tahta kaşıklar ne kadar pahalı biliyor musun? Yüksel hayır, hayır. Normal tahta kaşığıyla yapacak, üstüne çizik açacak. Ha. Tabii o da bir yöntemmiş. Yani. Hiç yoksa tabii canım. Yani sonuçta şimdi kocalara gidip de illa bana bu kaşıktan al dersek olmaz yani. Ne varsa onu değerlendirecek hanımlar. Evet efendim. Bakın o kadar güzel oluyor ki. Serpil hadi. Yetiştiremiyorum. Serpil hadi. Ben yapayım sen yerine geç. Şöyle bakın. Baksana ne bileyim bezeli. Nedense ağırlaştı Serpil bugün. Yayın kafam yandı. Çok çalıştırdın. Kafam yandı algılamıyorum şu an. Diyor. Şöyle yuvarlıyoruz kıymetli izleyicilerim ve böyle koyuyoruz. Vallahi 3 tane tarifin altyapısını yaptık yani. Mersin'in eşsiz lezzetlerinden. Nermin Enfes Mutfağı'nda bugün. Birbirinden farklı tariflerle Nermin bana kesmen devam lazım. Ediyoruz. Keseyim Serpil'ciğim. Burada çok küçük yapacaksınız. Çünkü bizim kaşık küçük. Sizin kaşık büyükse bir tık daha yapabilirsiniz. Ve iç harcı koyuyoruz burada. O iç harç koyulduktan sonra maalesef yayılıyor. Yayılmamasını istediğim için ben küçük yapın diyorum. Yani şekil. Herkes kaşığına göre. Herkes kendi kaşığına göre yapsın. Kaşık küçük olsun daha çok çıksın. İç harcını da daha az koyun. Pahalı çünkü ceviz, hurma falan. Ne kadar az o var. Tam bayramlık kurabiye aslında bakıldığında. Ne güzel çayın kahvenin yanına. Değil mi Serpil? Güzel. Ben böyle şey severim ya. Evde bulunsun. Hoşuma evet. Gider. Böyle kahvenin yanına, çayın yanına atıştırmalıklar. Ben onu ben sarayım. Şöyle. Yani rica ederim ama bak böyle şeyler küçüklü büyüklü oldu.
Serpil, yapacak bir şey yok. Dostumu, düşmanımı... Yine bilemedim. Bilemedim, yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Evet, şöyle bakın, ince gibi diziyoruz efendim. Kaç tane kaldı Serpil? Kaç tane vereyim sana? 2, 4, 6 tane. Daha. Kaç son ona altı? Göre ben tepsiyi şekillendireceğim. Üçlü dizeyim ben o zaman böyle. Evet, geniş geniş. Bana bezede keser misiniz Nermin Hanımcığım? Keserim. Rica etsem. Sen onları bir bitir, geliyor. Şöyle eziyoruz efendim. Gel bakalım. Burada birazcık hamurun güzelliğinden bahsedeceğim. Bakın hamur o kadar özleşmiş ki Serpil, dağılmıyor farkındaysan. Evet. Yani burada hamur ne kadar iyi olursa siz o kadar daha rahat bu çalışılıyor işlemi yaparsınız. Birazcık hatta ele yapışıyor. Ben bunu unla birlikte toparlıyorum. Bakar mısınız? Şöyle sakız gibi bir hamur olmuş. Çok güzel. Hamur çok keyifli keyifli. Yayında olmasın, evinde bulma. Oh, neler neler neler. Bunun içine Lübnan'da portakal çiçeğinin suyunu koyuyorlarmış. Hamuruna lezzet mı? Lezzet versin diye hamuruna. Ay, portakal çiçeği, limon çiçeği. Güzel. Narenciye var. Çiçeğine bayılırım. Gerçekten o aroması bizde eskilerde de göz suyu koyulurmuş. Nasıl güzeldir. Aroma versin diye. Ama zaten bu İran ve Lübnan birbirine çok benziyor. Kokulu mutfak böyle. Yani baharatlı. Böyle baharatlı, yoğun böyle. Ben aslında seviyorum yani. Aromalı. Böyle. Hatta bazen ilk duyduğumda şey derdim. Hani, zaten şu an ne alaka hamurda? O şey Hatay'ın kömbe baharatı gibi mesela koyuyoruz. İçinde bildiğin yoğun şey kokusu var. Sadece. Ben çok baskın karakter... Sen seviyor musun? Ben baskın ben karakter sevmem. Sevmem. Çok önüne geçmemeli. Ama geçmiyor. Çok enteresan. Ya ben biraz o tarafı mutfağını yedim. Orası mı benim mutfak? Ki bizim mutfak. Lübnan'da yoğunluğunu 22 yapıyormuş. Bizim mutfakta bildiğin una dönmüş. Ay, çok zevkli insanlarız. Tabii canım. Hamur, hamur, hamur. Türkiye denince akla gelen hamur. Seviyoruz ya. Hamur da güzel oluyor. Allah. Aman ne kadar çok yapmışız Nermin bunu da. Elimiz bereketli. Heh, i̇ki tane daha yap. Bitirelim. Son onu. İki mi bir? Son iki. İki tane iç harcı var. Sen iki tane daha yap. Ben buraya sığdırırım. Tepsimde yer var. Şöyle güzelce şeklini alıyor. Ve kaşığımla şuraya koyuyorum. Arada bir kaşığın unu gittikten sonra şöyle içerisine un atıp silkelerseniz şekil açısından daha rahat çalışırsınız. Hop. Ve bitti efendim. İç harcımız bitti. Onları da direkt böyle yuvarlayalım. Misket gibi bırakıverelim. Tamam, ben yuvarlayayım. Pissin. Sen de şekil ver. Ha, pissin. Ah, bu senin. Çünkü şimdi o orada kalmasın. Hazır tepsimde yer var. Tepsimde yer var. Büyük yap ama birazcık. Şöyle. Evet. Bunu da koy. İyidir iyidir. Şöyle. Ay şu. Evet efendim, bir yaptık, içi bol hurmalı, çok güzel, lezzetli diyorsun. Öyle diyorum şimdi boşlara. Böyle satacağım, nasıl satacağım? Kaybolmuş içinde pişerken. Erimiş, Allah Allah, bak Allah'ın işine falan. Bak sen Allah'ın işine. Tepe yer kalmadı. Ben demiştim Nermin. Ben demiştim demek istemiyorum diyorsun. Ay, hiç sevmem o cümleydi ha. O zaman kullanma. İşte kaçıverdi ağzıma, insan oldu işte, dilin kemiği yok Nermin. Doğru söylüyorsun. Ah, ne ben zor demiştim. Şey değil mi dilin kemiğinin olmaması? Bak şimdi şunu verdim. Ama olması da lazım ya. Olmayınca da canım. Nefes alamıyorsun. Boş ver. Düşünsene dilin kemiği yok. Oh, aklından geçeni söyleyiver. Oldu canım. Ondan sonra pişmanlık. Şeyden neydi? Son pişmanlık. Aynı şeyi söyledik. Ne yarar? Her şeyin bedeli var. Olmadı yar. Evet, sızdırdım. Çünkü kabartma tozu yok ya. Çok kabarmayacak, merak etmeyin yani. Böyle birbirine yapışmayacak yani. O yüzden iç içe koyabilirsiniz. Ama bir tane yumurta var. O biraz kabartabilir. Evet, bakalım içi dolu kime gelecek? Boşlar kime gelecek? Kim nasip, kim nasipsiz?
Bakalım kim şanslı. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırına veriyorum. 180 hatta. Güzelce yavaş yavaş pişsin efendim. Biz de diğer tarifimize geçelim. Ve Mersin'in eşsiz lezzetlerinden tantuni geliyor efendim. Mis gibi bir tantuni iftara. Ah, şu sırtım ağrıdı. Hamarat kadın tantuninin ekmeğini kendisi yaparmış. Biz hamarat değiliz. 1 milyon kere yaptık Yüksel Eserci. 10 kere ekmek yapmışız. Artık izleyicim ekmek görmek istemiyor. Bir de izleyicim şey de görmek istiyor. Yani böyle pratik, şipşak. Onu da görmek istiyorlar. Çalışan kadınlar için en güzel. Çalışan kadınlara böyle farklı alternatif. Yani biz kendimizi düşündüğümüzden değil. Tabii koş getir. Ben sileyim orayı. Ama çok dağınıktı. Sen bezime laf et benim. Daha vermem sana bezimi. Vermezsen zaten. Tabii. Bura bitince benim mutfağa gelin diyor Eser. Misler gibi çamaşır suyla yıkayıp yıkayıp getiriyorum önüne. Tamam, harika. Oh Allah'ım geldi sana bir şükür. Geldi tantuni efendim. Ben alayım sayayım sendis. Efendim, Mersin'in eşsiz lezzetlerinden... Sokak lezzetlerinden böyle sokakta yürürken mis gibi kokan. Güzel. 4-5 adet lavaşa ihtiyacımız var. 400 gram ince doğranmış dana eti, yarım çay bardağı pamuk yağı, tuz, 1 yemek kaşığı toz biber, yarım çay bardağı su, birkaç dal maydanoz, 2 adet domates, 1 adet kuru soğan, salatası için 1 tatlı kaşığı sumak, 1 adet kırmızı soğan, 1 tutam maydanoz, 4 dilim limon, acı biber turşusunu kullanacağız. Efendim buyurun Serpil. Çok özür dilerim, domatesi nereye koyuyordum? Kaçırdım seni dinlerken. Şöyle yapalım, çok kısa bir araya gidelim efendim. Biz buraları da toparlayalım. Cezayirimiz çıkacak dolaptan. Fırında eşsiz bir lezzetimiz var. Mersin kurabiyesi. Bu hamurumuz olacak. Sonrasında tantunimiz, hiçbir ayrılmayın. Bugün muhteşem. Efendim, çok güzel mesajlarınız geliyor. Mersin'e kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz ve başlıyoruz efendim. Dilerseniz bu tantuniyi içerisinde domates ve soğan olmadan da hani tek başına sarabilirsiniz ama... Biz bugün ne yapacağız Serpil? Böyle bir yanına da bir piyaz yapacağız. Soğanlı bir piyaz yapacağız. Salatasını da yapalım dedik. Olmuşken acılı macılı. Kesinlikle bir salata da yapacağız efendim. Az önce malzemeleri saydım. Ekranda malzemeler geçiyor. Burada amaç eti mümkün mertebe minik doğrayabilmeniz efendim. Ve aslında böyle bir tantuni tenceresi olsa çok güzel olurdu. Böyle ortası oval. Wok tava gibi. Oldu, oldu. Hı-hı. Biliyorum. Çok şey istiyorum. Ama o olunca güzel oluyor ya. Tabii şu az bir gürültü yapayım da siz görün. Bakır lazım. Aslında benim bakırcım var, göndersin bize, söyleyeyim hoca. Ah işte o. Ya olan şeyini anam gibi hep saklıyorsun, hep saklıyorsun. Nereye götüreceksin Serpil? Koy. Anam gibisin. Hep saklıyorsunuz bunları. İşte çıkarmasaydım bak hiç bilmeyecektim. Bunu bilmiyordum, unutmuştum, almışım ama yani. Sizdir pamuk yağı aldım sana ben şey için, tantuni için. Sonuçta bak, evet pamuk yağı olursa daha güzel oluyor bu arada. Yani bak bu var. Niye kullanmıyoruz aşko? Allah Allah. Allah da beni bildiği gibi yapsın. Yok estağfurullah. Sen hep bildiğin gibi ol zaten. Seni gel, böyle gel. Seviyoruz. Şimdi ilk etapta bunu böyle kenara koyuyoruz. Tantuni ismi nereden geliyor? Şeyden geliyordur aslında. Lübnan mutfağı, Beyrut. Lübnan'dan değildir canım. Ne? Hayır. Direkt Mersin'den geliyor çünkü. Tantuni, tantuni. Böyle tangır tungur falan ya. Değil mi? Ne? Tantun diye ses çıkıyor ya benim o pişirme, az önce bahsettiğim şöyle, tabak. Şöyle. Tabii. Tamam. Dur dur. Birazcık ortası kızsın diye kenara koydum ya, çekmesin. Böyle. Gördüm, izledim çünkü orijinalini. Sana bir şey anlatacağım. Öyle yapıyordu. Şaşkal. Söyle. Sabah dedim ki kasaba, rica etsem bana böyle tantunlik doğrar mısın dedim. Ne dese beğenirsin Nermin. Nasıl oluyor? Hayır dedi ki, aa onu doğrayamıyoruz dedi. Neden dedim. İnsanlar ellerini kesiyormuş. Yapamayız dedi. Dedim ki kardeşim sen kasap değil misin? Kasap da elini kesiyorsa biz o zaman buradan hayır, bu, şapkayı bu benim koyup işim ayrılalım. Ya. Evet kaza tabii ki olur. Ha, bu benim işim gerçek. Ben yemek yapamam ama ben şefim, aşçıyım. Yapacak bir şey yok.
Aynı geçen sosyal medyada bir arkadaş da öyle istiyormuş ya. Ama diyor yemek diyor marifetim yok diyor. Yapamam ama yemek programı yapmak istiyorum. Nasıl olacak o işlerin içinde? Hakikaten öyle mi demiş? Aha. Yemek programı yapmak istiyormuş ama yemek yapmayı bilmiyormuş. Ya öyle çok marifeti yokmuş hani. Biliyormuş canım benim oldu. Oldu. Şimdi salatası için efendim bir tatlı kaşığı sumağımız var. Ben bunları yapacağım. Onları Serpil doğrasın. Bir adet kırmızı soğan, bir tutam maydanoz, 4 dilim limon, acı biber, turşusu. Allah'ım. Çok güzel oluyor bu. Çok güzel oluyor. Seninki salata, benimki... Benim tahtalarım burada ya. Aklım oraya gitti. Tahtalı. Evdeki versiyonu. Versene Serpil Kök. Mutfak karıştırdı. Vallahi tahtalarım benim alt çekmecede. Direkt oraya yiyeyim. Bir baktım baharat var orada. Şimdi efendim bakın. Şöyle kenardan ortada yağı güzelce kızdırdım. Yani Nermin, baban da mı tantinici diyebilirsiniz. İzledim. Çok yakından izledim. Şimdi bunları kenardan aldım böyle yağın içerisine. Şimdi bunun içerisine su falan da koyacağım. Olmuş mu Kök? Bence iyi. Ne dersin? Bir çevireyim mi? Bakayım. Vallahi Serpil biraz daha pembeleşsin aşkım. Emin ya. Misin? Bakın işte bu kaşıkta deseni niye ben çok şey yapamıyorum hemen kayboluyor. Siz benim gibi tırtıklı kaşık alırsanız ben göstereceğim orada kaybolmuyor Kök. Bak bir dakika daha son da. Bence bunu bir tık üste kaldırmak lazım. Ne diyorsun? Birazcık ben istiyorum ki pem böyle nar gibi olsun. Bak sonra yaka ay Allah yok vermiş. Yok yakmayız birazcık kızarsın o bir kömbe dakika. Kızarır. Sana yetişmem lazım. Şimdi ben bunu piyazlık yapayım o zaman salatayı. Evet tabii tabii. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Soğanın şuradan bücüğünü alayım. Yoksa ayrılmıyor biliyor musun? Gıcık evet. Oluyorum orasına da. Aynen öyle. Şunları alayım efendim. Yani bir işi bileceksiniz yapabilmek için. Ya sadece biliyor olmak da gerekmiyor. Aslında bir de bunun gerçekten çok ciddi anlamda yetenekle de alakalı bir şey. Yani hem konuşup hem anlatıp hem yapabilmek. Gerçekten zor. Kafa dağılıyor çünkü. Bak bak insanlara bak. Yemek yapmayı bilmiyorum ama yemek yapma yemek ya programı. Biliyorum ama çok becerikli değilim. Serpil'cim anladın mı? Anlıyorum anlıyorum da. Yani ben maşallah seviyorum ya insanlarda bu özgüven güzel. Evet. Halil Hoca da yapmak istiyormuş Nermin. Kulağıma fısırdıyor. Değil. Niye öyle diyorum? Belki elinin lezzeti vardır kız. Elinin lezzeti var. Tabii tabii. Evet Serpil. Hocam kime sor? Halil Hoca da aynısını söylüyor bak. Halil Hoca gel sen yap yemek programını sana bırakıyoruz. Ben diyor yemesini biliyorum ama yapmasını bilmiyorum. Eskiden rahmetli Ümit olur, Usta vardı. Mekan cennet olsun. Adam ne güzel anlatırdı ya. Şiir gibi. İzlerdim onu. O kadar mutlu olurdum ki izlerken. Tam işte böyle yanaklar falan. Bir güzel yapardı o yemek. İlk şeflerden, ekranda ilk olanlardandır Ümit Usta. Ay kurban olayım mekan cennet olsun. Bak beni eskilere götürdü. Şimdi bakın kırmızı soğan çok 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 güzel bir antioksidan içeriyor içerisindeki renginden ötürü. Kırmızının hepsi öyle değil mi? Evet balıkların yanında kesinlikle tercih edilen soğandır. Mutlaka bolca tüketilmesi gereken bir soğandır. Buradan iftara gideceğiz Serpil'le hayır iftarına ellerim soğan kokacak neyse. Ne yapalım biz de yemek yapıyoruz. Yani bu senin işin. İşte. Bu öbür olaya geliyor. Bu senin işin yapacaksın abi. Kokuyorsa yani da Ender kokacak. Ender Saraç hazırlayacak bu akşamki iftar menümüzü. Hep ot. Hep ot yiyeceğiz diye Serpil üzülüyor 2 gündür. Evet şöyle minik minik doğrama işlemini yapıyoruz. Maydanozu çok minik koyuyorum. Bir yandan farkındaysanız etlerim orada güzelce kendi modunda pişiyor. Tuzunu ve baharatını eklemedim. Son aşamada ekleyeceğim. Ben bunun içine çok azıcık su koyup çektirmek istiyorum. Etlerim bir tık daha yumuşak olsun. Tantuninin özelliği de aslında dediğim gibi biraz daha etinin yalnız başına pişiyor olması. Sonrasında ekstralarla lezzetlendiriyoruz. İçinde işte soğanıyla, domatesiyle. Bak. Of of. Bir de suyu böyle bol olacak ki lavaşı böyle bastığımızda o lavaş da ıslanacak. Bir yandan salatasını yapıyoruz. Bir yandan eti pişiyor. Bir yandan da iç harcı hazırlanıyor. Ve limon. Limonun suyunu kullanacağız. Şöyle eziyorum. Bu ezme işlemini yaptığınızda limon daha rahat sıkılıyor bilginiz olsun. Şuradan hemen. Bir de şey ya kabuğunun aroması da patlıyor ya o da çok güzel oluyor. Hı-hı. Eziyorsun kabuğunun aroması. Evet kabuğunun aroması. O biraz suyunu çekince domatesine ve soğanını da ekleyelim. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hı. İstiyorsanız içerisine soğan domates de koymayabilirler tantunide. Ama biz bugün koyacağız.
Normalde hani sadece etli yapan toz baharatı, evet, servis esnasında koyulunca Yüksel de daha çok seviyor. Mesela eti tek pişiriyorlar genelde, içinde olmuyor. Bizimkisi şey, et pahalı kardeş. Gibi. Bizimkisi şimdi et sote gibi oluyor. Ama şey... Ama arttırıyoruz, doğru. Kişi sayısını arttırıyoruz. Şimdi burada kaç kişi? Bakayım, hemen 2, 4, şimdi limonu, 6, bir 8, limon koydum. 10, sumağımı döktüm efendim. 13. Burada ben bunları ovacağım. Şöyle. 13-15 kişiyiz Nermin. Herkes bir parça evine götürse bitti ekledik. Birazcık burada tuz koyuyorum canlarım. Şöyle birazcık elimle salatamı ovuyorum. Selam incir Nermin'cim. Şey var mı bir sunum tabağımız Serpil Kök? Vereceğim şimdi sana. Şu acı biberimizi de direkt bu soğanlarımın içerisine alacağım. Keseyim mi Serpil bunu, böyle bütün mü koyayım sence? Yanına koyayım. Bütün koyalım. Böyle direkt içine atayım ya. Hepsini böyle koyarız. Bak. Bugün böyle bomba yapalım. Evet, renk çok güzel. Bakın Serpil, alayım bir tabak sana zahmet aşkım. Burada da efendim suyunu çektiriyorum. Birazcık daha suyunu çektireceğim. Kayık tabağına koymak istiyorum. Aynen, bana bir yay van tabak verirsen. Süpersin. Aynen, bu tarz oluyor ya lokantalarda. Hı-hı. Da. Şöyle. Şunları aman, ben bir alayım kardeş aman, şuradan aman. Bakayım. Kim demiş ki evde tantuni zor olur? Şipşak. Herkes evinde de yapabilir. Malum durumlardan ötürü fiyatlar aldı başını gidiyor. Allah herkese yar ve yardım etsin. Yardımcısı olsun. O yüzden evde az malzemeyle bütün ev halkını maalesef doyurmaya çalışan hanımlara Allah güç kuvvet versin. İnşallah güzel olacak. Oh. Şimdi bak, böyle bir tencerede yapıldığında tam böyle sanki o tantuninin lezzetini alıyorsunuz. Bak, burada yağ da çoktu. Oo, eti de burada iyice yumuşatıyor. Soğanı alabilirim Serpil bunun içine. Hemen geldim. Soğan burada bir şey olsun, karamelize olsun. Su bana lazım çünkü. Suyuyla lavaşı ıslatıp saracağım ya. Daha domatesinki de gelecek. Çok fazla şey yapmak istemiyorum. Ah, kaybetmek ah, istemiyorum. Aha. Gidiyor, domatesin suyu da kaçıyor. Dök, içine dök suyu. Hah. 2 dakika çevirip tekrar alayım mı? Yoksa göndereyim. Yok, dursun soğan sonra önden olsun. Az bir onu çevireyim. Aynen, burada bir lezzetlensin, karamelize olsun soğanımız. Dediğim gibi sadece yağ ve suyla eti pişirdiğiniz takdirde soğanı sonradan domatesle birlikte koyabilirsiniz arasına. Bu birazcık böyle daha esoteye dönüyor açıkçası içerisine soğan ve domates girdiğinde. Normalde tantunide çok fazla soğan böyle pişerken koymuyorlar. Ama Serpil'in dediği gibi. Bazı tariflerde de var ama şey. Ya ben bir kere yaptığımda beni çok şey yapmışlardı. Kınamışlardı yani. Tantunide soğan olmaz diye. Şimdi ben Allah söyleyeyim Allah. De. Allah Allah. Seven var, sevmeyen var sürpriz kardeş. Sürpriz. Tuzumuzu ekliyoruz bu aşamada canlarım. Şöyle. Çok güzel. Alıyorum artık bunu. Hatta almalıyım. Olmuş mu? Böyle birazcık pembeleşmesi lazım bir ya. Bir gel bak. Çatlamaya çünkü başlıyorlar. Bak altlarına hepsi. Birazcık da şurayı pişirelim döndürüp. Bak burası çok güzel. Ama yok, orası değil burası. Fırınımızın arka tarafı daha iyi pişirmiş. Bak bunlar beyaz kalmış ya. Kömbe de böyle nar gibi kızarır. Kuzucuğum. Evet. Oh. Geliyor. Mis. Bunu da alıyorum Serpil Kök. Sen hatta bana gönder onu aşko. Evet. Oh. 15 dakikaya girdik. Şöyle efendim bakın. Domateziyle birlikte özleştirdik. Vallahi bu esote oldu. Şurası bol toz biber. Şöyle. Şimdi diğer tarife geçelim. Bu burada birazcık demlensin. Neyimiz kalmıştı bizim? Humusa ben bir renk atacağım. Pancarlı bir humus yapacağım. Pembiş bir humus geliyor. Efendim bu burada güzelce et şey çeksin böyle güzel güzel pişsin içten içe. Şunları da aldım. Şöyle. Üzerine örtümde daha böyle piştiğinden emin oluyorum açıkçası. Pişti pişti, ben onu incecik doğrattım. Olsun. Şöyle. Efendim bugün size sadece söğüş yaptım. Başka bir şey yok. Şu an ortada hiçbir şey yok çünkü. Bildiğiniz soğan, acı biber. Valla kuzudan yukarı ekmeği de alın bir tane pideyi. Daha ne olsun. Değil mi Serpil? Tantuni olmasın millet aç kalacak. Doğru söylüyorsun Hüseyin Hoca.
Pancarlı bir humus. 2 adet haşlanmış pancar, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak ve tuz. Humus için ise 2-3 su bardağı haşlanmış nohut, yarım çay bardağı tahin, 1 adet limon suyu, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kimyon, tuz, zeytinyağı. Hepsini birlikte yapacağız zaten, sıkıntı yok. Ben sadece o büyük boyrondumu istiyorum Serpil'cim senden. Hemen geldi. Burada tantuni pişiyor. Evet, Mersin usulü, Mersin tarifleri. Bir kusurumuz olduysa affola. Bu Mersin usulü olmadı değil mi? Kim söylüyor ayol? Yüksel. Vallahi biz bugün Mersin, yemeklerine bir dokunuş yaptınız diyor. Hayır ama tarifte yazıyormuş. Bol bol bereketli oldu. Herkese yedireceğiz. Sevaptır. Şimdi efendim pancar hemen zemine atacak Serpil. Bekliyorum. Bakın önden haşladık onu. Çok çabuk kabukları soyuluyor. Bunun rengi çok güzel. Bu fırında közlendi. Haşlamadım. Ha, fırında mı közledi? Tabii tabii. Eğer onu Serpil fırında közlediyse beni yarın közlesin. Onu haşlanmış olarak aldı diyor. Öyle bir şey var mı ya? Yüksel Eser, bilmediğin o kadar belli ki haşlanmışları böyle satmıyorlar. Heh. Canım benim. Ben gösterebilirim. İsterse iki maaş iddiaya girelim. Ben de biliyorum bunu sen fırında yaptığını çünkü. Bak ben girelim diyorum. Bu sefer ben de normalde şey olmazdım biliyorsun. Ay, at tatlı. İçine direkt. Hiç şey biraz şey yapayım, bizimkisi azıcık nazlanabilir ya. Bak fırında piştiği için sert. At. Yarın Yüksel'e de közle bari. Öyle dedi. Ben onu bak nasıl közleyeceğim şimdi. Geliyorum. İçine at. Şimdi şöyle nohutu da koyuyorum. Bak şöyle. Birazcık yağ da alacağım. Sarımsak. Şöyle 2 diş. Orada da 2 diş sarımsak var. Ama şey pancarına ve şeyini ayırmıştım ben. Ben burada hepsini bir yapacağım. Ha, tamam o zaman. Hepsini buraya atacağım. Onu da atalım, fazla fazla bir şey olmaz. Sonrasında bunu biraz ezdikten sonra tahini koyacağım. Bir de bir limon suyu bekliyorum. Evet evet. Biraz da zeytinyağı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Zeytinyağını finale de vereceğim sana. Aşk acısı çekiyorsun diyor Serpil. Sanırsam öyle, baksana hep parçalar bir manidar. Bu şarkılar çalıyordu, aklımda oradan kaldı diyor. Bence başka bir şey var Serpil, senin benim bilmediğimiz. Var var. Sen söyle, ben istemeye giderim vallahi. Abime kız istemişim, ne olacak? Sen de mi onu dinliyorsun? Ben de onu dinliyorum genelde. Evet yani bir şeyler var dediler şu an. Ramazan günü Allah sizi affetsin diyor Serpil. Kime? Fesatlık yaptınız diyor bana. Ay ne alaka canım? Olabilir de yani. Bekar adam, niye fesatlık yapıyorsun? Bekar adamsın sonuçta. Aa daha neler. Radyoda dinlemiş bunlara sabah. Tamam, Hanur Selcim istemiş, ha ben istemişim abime kız. Beşim. Abi dediği de diyor aramızda 2 yaş var diyor. Ben saygılı ben bir insanım. Ben 74 doğumluyum diyor. Serpil kaç bilin. Vallahi söyledi kulağıma tıkır tıkır böyle. Sen de söyleme aşkım. Yani. Olsun Serpil, ne var? Gencecik kadınsın. Ben vallahi kendisini seninden küçük sanıyordum. Ondan böyle atıp tutuyor. Kendisi büyük senden. Oh boyum kadar çocuğum devam var edelim. Sen kendi derdine. Ben biraz daha çırpacağım yağ ekleyip. İyice humus kıvamına yakalayacağım. Şöyle. Humus da zeytinyağını seviyor mübarek. Evet o biraz. Devam. Geleyim mi yanına? Oldu. Oldu. Bu sefer oldu. Al canı kom. Dur. Şuradan. Al hayatım. Şunu da alayım. Yoksa motor uyanacaktı olmasaydı. Oo. Sana kaşık vereyim. Çok güzel. Al canı. Baksana. Niye 2 tane? Ne bileyim, belki 2 şey olur yok, diye düşündüm. Yeterli bir tane. Şunu içinden alabilecek miyiz acaba? Alma, kenarından kaşıkla alsana. Şey biraz şey çeksen de gelmez. İstemedim de o yüzden. Ha, gel bak, sen tuttuğunu koparan bir kadınsın. Sen tuttuğunu koparan bir kadınsın Serpil. Allah'ıma bir şükür. Pancar gelsin. Şalgam gelsin. Tantuniyi sarsak? Tantuniyi sarayım, evet dur. Şey çünkü... Diğerlerinin de sunumları bekliyor. Sen şalgamı da getir. Sen onu yaparken ben tantuniyi sarı veririm. Aman aman aman. Bakar mısınız ya? Mübarek.
Sen nasıl bir şey oldun böyle? Tam bir antioksidan. Gençleşmek isteyenler, genç kalmak isteyenler, Beyaz TV'de Nermin Nefes Mutfağı'yla hayata merhaba deyin. Bakın en güzel, en lezzetli yemekler. Dün valla canlı yayın yaptık kadın doğum doktoruyla. Diyor ki siz de güzel beslendiğiniz için diyor hastalık kolay uğramaz diyor. Güzel beslenmezseniz diyor hastalık bulur diyor Serpil. Kaşın arkasıyla. Anladın mı Serpil? Hı. Yani iyi beslenmek gerekiyor. Allah çok Allah ve şey. He. Doğru söylüyor Allah için de. Çok uzman kanser konusunda. Yo ben hasta değilim elhamdülillah. Yapılıyor sonuçlar. Ya ben hasta oluyorum. Ben hasta oluyorum. Her insanın olduğu gibi stres. Ama benim sıkıntıdan oluyor. Stresten oluyor. Valla tahliller yapılıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Şimdi Allah için yani değil mi Serpil? Benim gibi başkası çalışsa hem ev hem iş. Vallahi çok güzel oldu dur. Evet. Geldim tantuniye. Tantuniciyim ya ben. Geldim. Aldım. Oh. Maşallah. Şimdi lavaşım var burada. Köy lavaşı almış Serpil bana. Serpil tantuni sunumumuz var mı? Ne canım? Tantuni sunumumuz. Tabağımız. Evet o da var. Dur geleceğim de. Önce şurayı bir alsam daha mı iyi olacak ne? Gördünüz mü? Islattık. Şimdi. Şuradan sarayım bence. Hatta ben yüksek sesle düşünmüştüm. Neyi düşünmüştüm? O soğanlardan da koyayım mı yanına Serpil? İçine mi diyorsun? Bence koyma. Koyma değil mi? Bunun içinde herkes var zaten. Herkes kendi şeyini alsın. Oo, 3 dakika varmış reklama Serpil. Yetiştiremeyeceğiz şalgamı. Nasıl yetiştireyim ki? Nermin tahta. Şöyle. Evet. Sonrasında hocam, hı? Şunu şöyle yapıyoruz. Onları böyle verimine kesin. Yandım. Şunun üzerine alalım. Bir tane daha gösteriyorum. Ben bunu... Burada birazcık olsun. Bak bunu böyle basıyoruz içine. Öyle. Şöyle kaldırıyorum. Aman yarabbim. İftara tantuni. Tavuk tantuni de yapabilirsiniz bu arada. Tabii canım. Tavuk alın. Tavuk da güzel oluyor bilginiz olsun. Bunu böyle aldım. Bunu saymadın. Sen soy ben geliyorum. Bunu da yapıyorum. Yandım anam. Şöyle aldık. İyi. Tamam. Şimdi elimi yıkayayım. Benim yanımda. Geliyorum. Dönüşte sunumu yapacağım, içini göstereceğim. Ve evde rahatlıkla bir şalgam hazırlamak isterseniz hemen gelsin ev yapımı şalgam 2 adet 1 kiloluk cam kavanoz, 1,5 kilogram şalgam havucu yani mor havuç, 2 adet şalgam turbu. 2 yemek kaşığı turşu tuzu, 2 yemek kaşığı ince bulgur su. Efendim ben hemen kavanozlarımız orada. Evet. Havuçları nasıl böleceğinizi göstereyim. Dörde. Şöyle. Havuçları uzun çubuklar. Burada bildiğiniz dörde bölmeniz gerekiyor ki içindeki o lezzeti alabilmesi için. Bunu özellikle videoda izledim. Bu şekilde yapıyordu hanımefendi. Dur sana şey de vereceğim hemen. Şöyle. Bildiğin yetiştiremiyordum. Evet. Nermin'in enfes mutfağında şalgam yapımı. Herkes evinde yapabilir. Ellerim mor civert oldu. Dur gel evet. Bundan da vereceğim sana. Ondan da alayım. Sen bunları kes istiyorsan çubuk. Tamam sen onu ver bana. Yetişiyor orada. Karın sunumunu da masada yapacağız. Kar tatlısı. Halka halka yapsaydın onu hiç uğraşmasaydın. Öyle yapacağım. Efendim biz şimdi bunu böyle doğrayalım. Her şeyi hazırlayalım. Reklam dönüşünde sunumuyla sizinle olacak. Mersin'in eşsiz lezzetlerini bugün Beyaz TV ekranlarında elimizden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalıştık. Ve bu güzel tatlı biliyorsunuz zeminde karlambaç.
Zeminde muhallebisi efendim, su muhallebisi. O okul önlerinde alırdık ya o muhallebilerden. Üzerine şöyle bolca karımız var. Bunu evde buzla kırıp yapabilirsiniz. Biz bildiğiniz buzla yaptık. Ve özellikle karın ilk hali yere düştüğünde onunla da yapabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Böyle bolca dolduruyorum efendim. Sonrasında buna yön verecek olan sizsiniz. Ne seviyorsanız efendim. Böyle bolca bir pudra şekeri. Bir kar yağdırıyoruz efendim burada. Sonrasında portakal suyu. Bakın. Aman yarabbim. Sonrasında vişne suyu. Oh oh oh. Şöyle ve son dokunuşta pekmez. Biraz şuna da böyle bir dökeyim. Böyle renk versin. Evet efendim, daha ne olsun. Bugün de Mersin'e gittik ama cezeryemiz donmadı kıymetli izleyicilerim. Bunu yarına göstereceğiz. Bakın hala ıslak. Bunu yarın sizle şekillendirmesini yapacağım. Bir anda çok lezzetli bir pancarlı humus yaptık. Bir anda tantuni yaptık efendim. Tantunileri sardım. Bir anda kurabiyemiz vardı. Bunu da efendim içerisine şöyle bulgurunu koyup kese yapıp içerisine bıraktık ki şalgamla karışmasın. Yaklaşık bir 20-25 gün sonra bitmiş halinde sizlerle paylaşırız. İçerisine turbumuzu, havucumuzu ekledik. Sıkıca ağzını kapattık ve mayalanması için bunu da karanlık bir ortama alıyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir efendim. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Her zaman söylediğimiz gibi evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Sizi en güzel emanet ediyorum. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında Nermin Nefes Mutfağı'nda yine birbirinden lezzetli hem sahur hem iftar önerileriyle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.